Kameraya karşı konuşma gününe daha hoş geldiniz. Yeni bir hafta daha bitti. Yoğun maç temposu, kazanmak, kaybetmek vesairenin yanında aslına bakarsanız yeni bir hafta başlarken lig haftasını bitirmiş olduk. İyi giden şeyler artmaya başladı en azından sezon içerisinde. Tabii ki de oynadığımız zorlu maçların sonuçları ve takım içerisinde olan bitenler etkiliyor ama yine de grafiğimiz yavaş yavaş daha yukarıya doğru ilerliyor hissiyatı var. Burası kesin.
bu hafta oynadığımız maçlarla alakalı özel bahsetmek isteyeceğim bir konu. Tabii ki de en son oynadığımız Beşiktaş maçı ve Beşiktaş maçı içerisindeki benim için ve ailemiz için önemli olan abi kardeş rekabeti. Bu sene benim profesyonel kariyerimin 10. senesi. İlk Darüşşafaka'da başlayan serüven bu seneye kadar geldi. Geçen günlerde de sosyal medya üzerinden paylaşmıştım. Red Bull'un bu konuyla alakalı güzel bir yazısı var. Hatta o yazıyı bir daha gene videonun bilgilerinde paylaşıyor olacağım sizinle. Yazının içerisinde bahsettiği gibi profesyonel olarak abimle profesyonel seviyede, A takım seviyesinde abimle bir kere aynı takımda oynamışız. Bunun dışında da yaklaşık neredeyse artık 30'a yaklaşan karşılıklı maçlarımız var. Profesyonel şeyin içerisinde, kariyerin içerisinde abimle karşılıklı oynadığımız her maç için apayrı yeri var bizim için. Çocukluğumuzdan beri yaşadıklarımızı bir defa daha sahada yaşamak, ailemizin, arkadaşlarımızın ve bütün basketbol severlerin izleyebileceği bir ortamda doğduğumuz günden beri yaptığımız şeyi ve keyif alarak yaptığımız bir şeyi herkesin önünde yapıyor olmak ve bu rekabeti birlikte yaşayabiliyor olmak sporun içerisinde yaşadığım duyguların üzerine geçen bir şey. Çeşitli hatıraları sizinle paylaşmıştık geçen bölümde. Hatta abime taktığım çelmeyi paylaşmıştık ama bu sefer yani abimle ilk aynı takımda oynadığımız maçtan kısaca bahsetmek isterim. Kendisi daha iyi bahseder. Bu zamana kadar yakalarsak paylaşırız. Beraber Tarabe Kemal Atatürk Lisesi'nde, ortaokulunda okurken bir okul maçına gitmişiz. Abim orta 3'te galiba, ben de hazırlık sınıfındayım. Maçın sonrasında da öğretmenler bizi, takım antrenörü bize izin vermiş. Normal şartlarda abim de eve dönmüş, ben de okula dönmüşüm kendimce sebeplerden dolayı. Ondan sonraki gün içerisinde de abimin bütün sınıf arkadaşları abime gidip oğlum Sinan ne iyi oynamış, ne güzel yapmış öyle falan şeklinde hikayelerle gitmişler. Hikayenin tam detayını ben kendim hatırlamasam da abimin anlattığı şekliyle ben okuldan dönüp maçtan okula dönüp maçın benim tarafından yaptıklarımı herkese anlatmışım. Abim de ondan sonra dalga geçerdi benimle. Kendisi o maç galiba 40 sayı falan atmış. Ben 8 sayı atmışım. Maçı sonlarında oynamışım. Bilmem ne. Ama gidip kendimi pazarlayan bir şekilde, kendi havamı atacak ortamı yaratarak komik bir hikaye yaşamışız basketbolla alakalı. Ve o günden bugüne de hep işte karşılıklı oynamak, beraber sahaya çıkabiliyor olmak, maçın içerisinde birbirimize özel olan anları yaşamak her zaman için apayrı yere sahip oldu ve bu etkileşim, işte babamızdan aldığımız, annemizden aldığımız spor ahlakı ve rekabetin güzel tarafını yaşayabiliyor olmak hem hala yaşadığı bildiğimiz bir şey kendi içimizde oynadığımız sürece hem de Güler Legacy içerisinde gençlerle paylaşmaya çalıştığımız bir şey. Kendi aramızda işte çocuklarımızla paylaşabileceğimiz şeyleri Güler Legacy'de de aynı şekilde paylaşmak ve bizim gördüğümüz, bizim zamanımızla konuşulan, biz çocukken, altyapılardayken zamanımızla konuşulan rekabet algısı, oyuna bakış açısı gibi şeyleri olabildiğince spor severlerle de paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu hem oynayarak yapmaya çalışıyoruz hem de aynı zamanda saha dışında da bir şekilde yapacak ortamları yaratıyoruz. Başka basketbola dair hikayeni anlatabilirim. Yani işte abi kardeş rekabeti arasında çok fazla da birebir maç yapmışızdır çocukluğumuzda. Bunların içerisinde benim odamda olan ufak potada da yaptıklarımız var. Açık sahada yaptıklarımız da var. Yani herhalde binlerce defa basketbol maçı yapmışızdır karşılıklı olarak. Eminim ki de yakın bir zamanda işte birebir oynamaları yeniden geri döner ve o keyfi yaşamaya devam ederiz. Bu hafta Cuma günü Barcelona maçı var. Güzel bir maç olacak ve bizim için büyük bir Euroleague maçı olacak. O yüzden umarım o maçta görüşürüz. Aynı zamanda bugün, bu vloga yetişmiyor olacak ama bugün Eurobasket 2017'nin
kura çekimleri var. Ben de orada olacağım ve sizinle bir şeyler çekerek oradan paylaşmak istiyorum. Umarım keyifli şeyler çıkar ondan. Tekrardan izlediğiniz için, paylaştığınız için, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi ve sorularınızı benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Hepinize iyi haftalar. Görüşmek üzere.